Ben parmaklıklarını sıkan ellerine dokundum. Gitmene izin vermeyecek, değil mi? Sesim haince hırıldadı, kesildi. Kirpiklerim gözyaşlarımı dökecekmiş gibi titredi. Yine'nin baş parmağı işaret parmağımı nazikçe okşadı. Önemli olan senin kafesten çıkıp kaçman, benim değil. Neden her zaman gerçekten önemli olan şeyler hakkında değil de aptalca şeyler düşünüyorsun? Bunu çok yumuşak, nazikçe söyledi ama ben yine de gücenmiş bir tavırla omuz silktim. Neyin önemli olup neyin olmadığına karar vermeme izin ver. Evet, üzgünüm. Benim aptalca tavsiyem olmadan da her şeyi halledebileceğini biliyorum. Sözleri bir veda gibiydi. Ben de gerçekleri duymak istemeyen bir çocuk gibi hızlıca başımı salladım. Hayır, tavsiyene ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Dudaklarımı sertçe sıktım, gözlerinin içine baktım ve öne doğru bir adım attım. Karnımı soğuk çubuklara bastırdım. Sizi nasıl kurtarabilirim? Dino avucuyla yanağıma dokundu ve gülümsedi. Hala üzgün ve şefkatliydi. Kendini kurtar, ben de kurtulacağım. Bu ne anlama geliyor? Cevap vermek yerine tekrar gülümsedi. Dikkatlice yaklaştı ve eğilerek beni öptü. Nazikçe, yavaşça, sanki bu anı tekrarlamak için çok şansımız, çok zamanımız, çok şansımız varmış gibi. Sanki gerçekten bir sonsuzluğumuz varmış gibi. Hala yanağımda olan elini okşadım. Dino'nun dudakları buz gibi ama yumuşak ve şehvetliydi. Vücut ısısını kontrol edemedi. Gerçekten hiç gücü kalmamış demek ki. Ama aynı zamanda nefesi sıcaktı. Bu sanki yaşadığını ve pes etmeye niyet olmadığını, savaştığını hatırlatıyordu. O burada, yanımdaydı. Yavaşça, sadece birkaç santim uzaklaştık ve birbirimizin gözlerine baktık. Öpücükten dudaklarımız hala ıslak ve sıcaktı ve neredeyse hala birbirine değiyordu. Çocukken şifacı olmayı hayal ederdim ama ne kadar geliştirmeye çalışsam da öyle bir yeteneğim yoktu. Ama şimdi geleceği görmek için kahinlik yeteneğine sahip olmak isterdim. Yine hafifçe dudaklarını benimkilere bastırdı ve fısıldadı. Ne zaman ve nerede tehlikede olabileceğini bilmek için. Bu sefer ben onun yüzünü tutuyordum. Sırtımda müthiş bir soğukluk hissediyordum. O beni omuzlarımdan tutup karanlığa çekiyor gibiydi. İşte bu yüzden Dino'ya bir ışık kaynağına sarılır gibi sarıldım. Bizi birbirimizden bu buzlu, sert, yok edilemez parmaklıklar ayırıyordu. Ama Dino'dan yayılan sıcaklığı hissederken bize aslında hiçbir şeyin engel olamayacağını biliyordum.
Dino saçımı düzeltti ve geri çekildi. Nazikçe daha dikkatli olmam gerektiğini, çok geç olmadan gitme zamanımın geldiğini ima ediyordu. Düşünebiliriz. 2. Adamı seveceğim bile kapmış gibi söyledi. Adamın kulağı bu kadar güzel gelebileceğini bilmiyordum bile. Artık buraya gelme. Söz mü? Dino bir kez daha saçımı okşadı. Sanki tüm düşüncelerimi görmeye çalışıyormuş gibi gözlerime baktı. Kafama girmeyeceğini, benden dürüstlük beklediğini biliyordum. Dino, ama eğer... Bana söz ver Vicky. Söz veriyorum. Burnumun ucuna hafifçe vurdu. Bak söz verdin. Dino bir adım geri çekildi. Pervasızcaydı ama ziyaretin için teşekkürler. Şimdilik yapabileceğim tek şey bu. Endişelenme, bu bile çok fazla.